Devil May Cry incelemesine hoş geldin. Fakat Devil May Cry 5'e geçmeden önce birazcık eski oyunlara bakalım diyor. Devil May Cry 1, 2, 3, 4. Bunlardan çok kısa bahsedeceğim, uzun süre üstünde durmayacağım. Fakat 5'e geçmeden önce sonuçta oyunun isminde 5 var. Önceki oyunlarla ilgili kısa da olsa bir bilgi edinmeniz daha iyi olur. Şimdi oyunlar daha çok eskiden 2 boyuttan 3 boyuta geçerken bayağı zorlandı bazı oyun türleri. Bazıları kolayca geçti, bazıları uzun süre nasıl çalıştıracağını, nasıl şey yapacağını bilemedi. 3 boyutta oyunu nasıl çalışacağını, sonuçta bir tane daha boyut ekleniyor değil mi? Ve bazı oyunlar hani bunlara öncü oldu. Dediler ki bak bu tür oyunları böyle yaparsan güzel oluyor, bundan sonra böyle yapacaksın. Bu tür oyunları şöyle yaparsan güzel oluyor, öyle yaparsın. Bu tür oyun yapacaksan böyle yapacaksın. Ve bu önce oyunlar hani hala günümüzde bile onların belirlediği şeylerin oyunlarda var olduğunu görüyoruz. Mesela 3 boyutlu oyunlarda yaratıklara vurması zordu. Gerçekten zorlanıyordu insanlar ilk başlarda. O yüzden yaratıklara kilitlenme sistemi çıktı. Bildiğim kadarıyla Zelda çıkarttı bunu. Ve şu anki günümüzdeki oyunlarda bile yaratıklara kilitlenme sistemi var örneğin. Ve Devil May Cry da bu önce oyunlardan. Devil May Cry daha çok hızlı aksiyon oyunlarının 3 boyuta geçişinin öncüsü diyebiliriz. Ta 2001'de çıktı ilk oyun. Bu aksiyon oyunları 2-3 boyuta geçerken bayağı bir zorlandı. Direkt hızlı bir şekilde aksiyon olan bir oyun çıkamıyordu direkt. Ve Devil May Cry dediğim gibi bu oyunlara bu iş böyle yapıyor demiş oldu. Aynı zamanda bir sürü farklı yaptığı şey de vardı kendi benzeri türden. Ondan sonra çıkan oyunlardan bile. Devil May Cry 1 oldukça özel bir oyundur bu yüzden. Bu türün ilk örneği olduğu için ve çok iyi bir örneği olduğu için. Devil May Cry 1 iyi bir savaş sisteminin dışında çok farklı şeyler de yaptı. Oyundaki amacınız hiçbir zaman sadece yaratıkları öldürmek değil. Yaratıkları havalı öldürmek. Ne kadar farklı hareket kullanırsanız, ne kadar değişik hareket yaparsanız, savaş sırasında yaratıklarla dalga geçerseniz stil puanınız artıyor. Stil puanı daha fazla para demek, daha fazla para daha çok hareket demek, daha çok hareket daha fazla eğlence ve daha havalı yaratıkları öldürmek demek. Bu döngüyle yaratıkları en hızlı şekilde öldürmek değil de öldürürken havalı görünmek oyunun asıl şeyi. Ki bunu destekleyecek bir savaş sistemi var. Yaratıklarda vururken animasyonunuzu yaratıkların kafasından sekerek iptal edebiliyordunuz. Mesela silahla atış ediyorsunuz, yaratığın kafasına zıplıyorsunuz, bir daha atış ediyorsunuz, animasyonu iptal edip falan. Bayağı bir derinlik de vardı. Ve hani Devil May Cry 1 bayağı bu tür oyunların 3 boyutta çalışmakla kalmayıp çok güzel şeyler yapılabildiğini kanıtladı. Günümüzde biraz eski kalıyor Devil May Cry 1 ama hala iyi bir oyun ve hala bahsedilmeyi hak ediyor bence. Devil May Cry 1'den 2 yıl sonra Devil May Cry 2 çıktı ve bu arada bu oyunların hikayelerini konuşmayacağım. Sadece ne yaptığını anlatıyorum oyunların. Çünkü Devil May Cry'a başka bir oyun dozunda döneceğim önceki oyunlarına ve o zaman onlarla ilgili konuşuruz diyeyim size. Şu anda sadece ne yapmaya çalıştıklarını anlatacağım kısaca. Peki Devil May Cry 2 birincisi bu kadar her şeyi yerli yerine oturtmuşken bu oturtulmuş şeyleri geliştirip çok daha ileriye götürmüştür bu sistemleri değil mi? Hayır. Hayır. Devil May Cry 2 normalde farklı bir serinin oyunu olacakmış. Aslında Devil May Cry'in kendisi de normalde Resident Evil serisinden olacaktı, değiştirildi. 2 tamamen farklı oyun olarak başlamış. Sonradan demiş ki adamlar, ya Devil May Cry tutmuştu, bunun ismini Devil May Cry yapsak daha çok satar demiş. Ve öyle yapmışlar ki anlaşılıyor. Hani oyunda helikopter ve tankla dövüştüğünüz yerler var. Dante niye tank ve helikopterle dövüştü? Ne alaka? Ve sadece o da değil, savaş sistemi inanılmaz basitleştirilmiş, animasyon iptalleri, derinlik ekleyen her şey tamamen gitmiş. Hiçbir derinliği olmayan ve sadece kötü bir Devil May Cry oyunu değil, yapılmış en kötü aksiyon oyunlarından biri Devil May Cry 2. Ve bu noktada çoğu kişi hani serinin tamamen bırakılıp gidilmesini bekliyordu. En azından internetten gördüğüm kadarıyla öyleymiş. Ama Capcom bütün serilerinde çok çok kötü bir oyun çıkarıyor. Ve bunda da aynı şeyi yaptılar fakat sonradan tam gaz devam edebildiler, iyi ki. Sonra Devil May Cry 3 geldi ve ne geldi ama. Eskisinin aksine müthiş bir hikayesi var, müthiş karakterler var. Dante ve Virgil'in birbirine laf atması, oyun boyunca defalarca karşılaşmaları, birbirlerine tepkileri, konuşmaları, sahneler, izleme yerleri, karakterler, yaratıklar, savaş sistemi. Oyunun her şeyi o kadar müthişti ki hala müthiş. Eğer oynamadıysanız tavsiye ederim Devil May Cry 3'ü. Hani bir anda oyun en diplerden en yükseklere çıktı. Bana göre bu Devil May Cry 3 çıktığı sıralarda bunun yanından bile geçebilecek bir aksiyon oyunu yoktu. O kadar ilerisindeydi zamanının.
Birinci oyuna göre ne eklendi? Stiller eklendi. Göreve girerken stil seçebiliyordunuz. İşte Trickster seçerseniz yaratığın yanına ışınlanıyorsunuz. Havada deş atıyorsunuz. Havada deşiniz ve yanınızda ışınlanmanız yine klasik Devil May Cry mantığıyla yaratığa basarak üstünden sekerek yenilenebiliyor. O yüzden etrafta ustalaşınca böyle ışınlanıp hareketler yapabiliyorsunuz işte. Swordmaster'da bütün kılıçlarınıza bir sürü yeni hareket ekleniyor. Yeni kılıçlar var eklenen. Her boss öldürdüğünüzde farklı kılıç açıyorsunuz, silah açıyorsunuz. Sonra Royal Guard var. Savunma yapmanızı sağlıyor. Fakat bundan çok daha fazlası. Çünkü savunma bütün animasyonlarınızı iptal ediyor. Savunmaya basıp çekerek animasyon hızlıca iptal ederek çok değişik hareketler yapabiliyorsunuz falan filan. O kadar derin bir hani savaş sistemi vardı ki Devil May Cry için. Bu serinin neyi iyi yaptığını hatırladı ve aynı zamanda yaratık dizaynı çok iyiydi ve hala serideki en iyi bosslara sahiptir Devil May Cry 3, birkaç tanesi hariç. Hala şu an inceleyeceğimiz oyunda bile bu oyundaki kadar iyi boss yok bana sorarsanız. Yani Devil May Cry 3 gerçekten mükemmel bir şey, müthiş bir şey ve internette nereye sorsanız aynı lafı duyarsınız büyük ihtimalle. Ve bütün bunların üstüne belki de oyun tarihindeki en müthiş son boss savaşı da var. Tabii ki Devil May Cry 3'ün direkt incelemesini yapmayı planlıyorum ileride. Yakın zamanda değil kesinlikle. Ondan önce 4'e bakarım tahminen ama o yüzden şu anda fazla hakkında konuşmayacağım. 4'e bir bakalım kısaca. Üçün bu müthişliğine rağmen insanlar 4'ten biraz daha ekstra bir şeyler bekliyordu. Çünkü görev başında biz bu stilleri seçiyoruz ama görev içinde de istediğimiz gibi değiştirsek güzel olmaz mı acaba stilleri? Hani göreve başlamadan önce seçiyordunuz diğer oyunda. Royal Guard mı olacaksınız, Trickster mi olacaksınız, Swordmaster mı olacaksınız falan filan. Ve 4'te istediğimiz şeyi verdiler. 4. oyunda Dante sadece görev ortasında değil combo ortasında stil değiştirebiliyor. Yaratığı havaya atıyorsunuz, Trickster'a geçiyorsunuz, yanına ışınlanıyorsunuz, Swordmaster'a geçiyorsunuz, Swordmaster kombosu yapıyorsunuz, Royal Guard'a geçiyorsunuz, işte yaratık tam size vuracakken savunma yapıyorsunuz, ondan Gunslinger'a geçiyorsunuz, tarıyorsunuz falan böyle. O kadar müthiş bir savaş sistemi var ki Devil May Cry 4'de. Hani Devil May Cry 4'ün savaş sistemi önceki bütün oyunlarını geçti ve bir sürü, sadece Devil May Cry oyunları değil, bir sürü oyunu geçti açıkçası ama 4'ün çok büyük bir sorunu var. Şimdi normalde Devil May Cry oyunlarının hepsinde belli bir sayıda yaratık olur, yaratık çeşidi. Çünkü yaratık çeşidi olmazsa hani bu havalı komboları kullanacağınız bir şey kalmaz. Kullanacağınız bir şey olacak ki kullanacaksınız değil mi bu komboları? Ve oyun zor olması lazım ki bunları kullanmanız gereksin. Devil May Cry oyunları zaten zorluğuyla da ünlüdür. Ve 4. oyun yarım. Direkt yarım. Oyunu yarıda bırakmaları gerekmiş. Bunu yapımcıların kendisi söyledi ki zaten oyundan da çok çok kolay anlaşılıyor. Çünkü oyunun ilk yarısını farklı bir karakterle oynuyorsunuz. Bu oyunda yeni tanıtılan bir karakter Nero'yla. Ve Nero ile oyunun yarısını oynadıktan sonra geri kalan yarısını bölümleri tersinden oynuyorsunuz. Tamamen aynı yaratıklar, tamamen aynı bosslar, her şey birebir aynı. Fakat Dante ile oynuyorsunuz Nero yerine. Şimdi iki farklı karakter olması güzel ve Devil May Cry 3'ün Special Edition'ında da hem Dante hem Virgil ile oynayabiliyordunuz oyunu bir kere bitirince. Yine iki farklı karakter vardı. Fakat 3'te bir sürü boss var, bir sürü yaratık çeşidi var. Bölümler çok ilginç falan. 4'te... Hem bölümler az hem bazı bölüm çeşitleri de çok sorgulanacak şeyler. Zar atıp ilerlediğiniz bir bölüm var. Sadece zaman harcıyor açıkçası. Değişik planlamadan zıpladığınız yerler var falan. Devil May Cry 4 hakkında daha yakında video çekeceğim. O yüzden çok fazla detaya girmeyeyim. Fakat anlayacağınız şey yarım bırakılmış bir oyun. Dante'nin hareketleri mükemmel olsa da, savaş sistemi gerçekten müthiş olsa da ve Nero hakkında Devil May Cry 5'i incelerken konuşacağız. Çünkü 5'teki ve 4'teki hali birbirine çok çok benzer. Hani 4'te yapabildiği her şeyi 5'te de yapabiliyor fakat ekstra şeyler yapabiliyor 5'te. O yüzden Nero'yu şimdilik boş verin, ona geçeceğiz. Ama 4 yarım bir oyun. Hani insanlar bunu bol bol eleştirdi. Oyun bazı kötü incelemeler aldı. Fakat kötü incelemeler hiçbir zaman hani savaş sisteminden değildi. Hep oyunda yeterince içerik olmadığındandı yani. Ve bütün bunlardan sonra galiba yapımcılara mesajımız çok doğru gidememiş çünkü oyuna reboot geldi.
Şimdi ben bu reboot mantığını hiç sevmiyorum ya, onu bir söyleyeyim. Şimdi biz bir modern oyunlarımıza baktığımız zaman, bir modern çıkan herhangi bir oyuna bakın, tamam mı? Artık hiçbir oyun kendine 2-3 diye isim takamıyor. Korkuyor bundan. Çünkü eğer oyununuza 2-3 derseniz önceki oyunları oynamadım diye birileri oyununuzu almayabilir, denemek istemeyebilir. Ve bu sadece isimde kalmıyor. İsimde sayı belirtmeyince de ne oluyor? Adamlar direkt hikayeyi de tam devam ettirmiyor. Önceki oyuna referanslar oluyor fakat önceki oyunu bilmeseniz bile bir önemi olmayacak bir oyun çıkarıyorlar. Örneğin mesela yakın zamanda ne oldu? God of War oldu. God of War'da ismi God of War fark ettiyseniz. Yanında bir sayı yok, bir isim yok. Sadece God of War olarak çıktı. Hani isim olması da yanlış. Sayıyla gidermiyor artık, onu söylemeye başlıyorum. Onun dışında örneğin Tomb Raider direkt Tomb Raider olarak çıktı yakın zamanda reboot şeklinde. Ondan sonra mesela Assassin's Creed'in seneye falan yeni oyunu çıkınca oyun sayısı yazmayacaklar yani. Assassin's Creed 65.227 demeyecekler oyun sayısını. Onun yerine bir tane isim takacaklar. Çünkü böyle artık birbirinden, hani aynı serinin oyunu olsa da birbirinden bağımsız ve sayı vermeden devam ettiriyorlar. Hatta benim favori oyun serim bile aynı şeyi yaptı. Monster Hunter. Monster Hunter 3 Ultimate vardı. Monster Hunter 4 Ultimate vardı. Ondan sonra ne oldu? Monster Hunter World oldu. Monster Hunter 5 değil. Bu herkesin yaptığı bir şey. Bir sürü kişi firmanın yaptığı bir şey. Daha yeni atıyorum Call of Duty çıktı. Call of Duty'de sayı söylemiyorlar. Modern Warfare dediler. Hatta Modern Warfare önceden çıkardıkları bir oyunda aynı isim. Sırf onun fanlarını etkilemek için. Ki oyun remake falan da değil. Yani çok çok fazla yapılan bir şey ve ne yazık ki Devil May Cry da bu noktada aynısını yaptı. DMC Devil May Cry adında bir şey çıkarttılar. Karakterlerin dizaynı değişti. Oyun hikayesini henüz bilmiyorsunuz ve çok fazla hikayeden bahsetmeyeceğim zaten bu incelemede. Hem spoiler olmasın diye hem de biraz da kendinizin görmesini istediğim için. Hikaye değişti, diyaloglar değişti, karakterler değişti, oyunun direkt dünyası değişti. Ve sırf değişen bunlar olmadı, savaş sistemi de değişti. Önceden bize gösterilen müthiş komplike, yüzlerce saat uğraşsanız bile ustalaşamayacağınız çok ilginç savaş sistemi bir anda inanılmaz basitleştirilmiş bir şeye dönüştü. İptaller yok, animasyonlar çok uzun ve çoğu iptal edilemiyor. Bazı yaratıklara sadece tek bir silah çeşidiyle vuruluyor. O yüzden direkt hiçbir yaratıcılığınız yok. Tek bir silah kullanabildiğiniz için combo olarak falan. Bosslar yaratıcı değil, bölüm dizaynı yaratıcı değil, yaratıklar yaratıcı değil. Şimdi DMC Devil May Cry oyunu kötü bir oyun mu? Hayır, 2 gibi değil. Hani Devil May Cry 2 gerçekten direkt kötü bir oyun. Fakat DMC Devil May Cry daha çok kötü bir oyun değil. Hala iyi bir oyun, hala iyi bir aksiyon oyunu. Fakat İyi bir Devil May Cry oyunu değil, anlıyor musunuz? Devil May Cry oyunu da ne olur? Hani yaratıkları öldürmek değil, yaparken havalı görünmek istersiniz. Yaratıklarla dalga geçersiniz, havalı hareketler yaparsınız. Kendiniz yüzlerce saat uğraşsanız bile yeni kombolar bulursunuz. Durmadan gelişebilirsiniz falan filan. Bu öyle değildi. Daha çok iyi bir oyun fakat isme uymayan bir oyundu. Ve bunu oyun tarihindeki özellikle aksiyon oyunu seven insanların en sevdiği serilerden birini yapınca insanların tepkisi çok çok ağır oldu tabii. Bayağı ağır ödediler ve bir süre daha yeni oyun görmedik bundan sonra. Şimdi Devil May Cry oyunlarının diğer oyun türlerinden farklı yaptığı bir şey daha var. Bu oyunda ne kadar kontrolün sizde olduğu. Şimdi kulağa biraz garip geliyor evet, fakat Devil May Cry 4 şu anda fena gözükmese de oldukça eski bir oyun. 10 yıl geçti çıkalı yani. Ve o zamanlarda oyun yapıldığı gibi şu anda oyun yapılmıyor. Ve beni hani oyun çıkarken en çok korkutan şey de buydu. Çünkü God of War'a ne yaptıklarını gördüm ve hani aynı şeyi Devil May Cry'de yapacaklarından neredeyse emindim. İlk yapılmadı. Neyden bahsediyorum söyleyeyim size. Günümüzde büyük firmaların yaptığı modern oyunların çoğu ne yapar? Ben size söylüyorum. Birazcık sıkıcı yer olur, birazcık eğlenceli yer olur. Birazcık sıkıcı yer olur, birazcık eğlenceli yer olur ve bunlar değişe değişe gider oyunda. Oyunun tamamını full eğlenceli yer yapmazlar çünkü o zaman oyun çok kısa oluyor değil mi? Aman kısa olmasın, hemen araya bir şeyler sıkıştıralımla. Sıkıcı şeyler eklenir. Veya oyun çok sinematik olur. Niyeyse bu bir Hollywood tutkusu var insanlarda. Film yapıyormuş gibi tutkusu var oyunlarda. Ne yapıyorlar? Oyunlarına motion blur koyuyorlar. Ondan sonra yukarı aşağı siyah çizgi koyuyorlar film gibi görünsün diye. Film grain koyuyorlar falan filan. Ve onun dışında oyunda çok fazla kontrol sizden alınıyor. Ve hani oyun film gibi hissettiriyor. Ki bu bir sürü oyunda var artık. Yeni çıkan her oyunda yapılıyor neredeyse. Al sana biraz hikaye. Ama istemiyorsan tuşa basabilirsin. Ve sana zorunlu olarak hiçbir şey dinlettirmeyeceğiz. Bu bir oyun. Baştan sona kadar oynamaya devam edebilirsin. Hiçbir şeyin elinden almıyoruz. Hiçbir şey yapmanı engellemiyoruz. En başından en sonuna kadar canının istediği gibi git. Ne yaparsan yap diyen bir oyun. Zamanımı boşa harcamayan bir oyun benim en çok hoşuma giden oyun türleridir. Ve eskiden çok vardı bunlardan. Çünkü hani adamlar daha eğlenceli olmak için yarışıyordu oyunda. O yüzden sıkıcı yerler fazla koymuyordu. Fakat şu anda
Bütün firmalar oyunlarını insanlara en uzun süre oynatmaya çalışıyor. Çünkü neden? Oyun içi satın alma işlemleri var ve bunlardan eğer insanlar uzun süre oynamıyorsa para kazanamıyorlar. O yüzden şu anda çıkan oyunlar daha çok sizi uzun süre oynatmaya çalışıyor. Daha eğlenceli olmaktansa. Şimdi biraz God of War'dan bahsedeceğim. Niye Devil May Cry 5'i ilk çıktığında çok oyuna bakmayıp görmezden gelmiş olduğumu falan. Çünkü God of War bu sizi uzun süre oynatmaya çalışıp para koparmaya çalışan oyunlardan değil. Fakat bu film tutkusunu yapan bir oyun. God of War serisi de bizim bu aksiyon oyunu serisine girer herhalde. Devil May Cry benzeri oyun olarak sayılır en azından eski oyunları. Çünkü tam aynı tür olmasa da hala Devil May Cry oyunları gibi kombonuza göre skor alıyorsunuz, skora göre puan alıyorsunuz. Yani iyi combo yapmak istiyorsunuz. Silahlarınızın farklı farklı komboları var. Yenileri açılıyor. Yaratıkları havaya atıp havada sektirip yere falan vuruyorsunuz falan filan. Ama God of War oyunlarının daha bana göre kötü yaptığı şeyler vardı. Devil May Cry oyunları dediğim gibi çoğunlukla baştan sona hep aksiyondur. Aksiyon olmadığı zamanda da hani aksiyon zamanı aksiyonunuzu bölecek hiçbir şey yapmaz. Bazen size puzzle yaptırır, beyninizi kullandırır, bazen size bir yerlerden zıplatır, bazen size aksiyon yaptırır ama hiçbir zaman yarıda kesmez. Hani aksiyondan puzzle çözmeye geçince savaş çoktan bitmiştir. Oyunu oynarken ortada bir anda kontrolü sizden almaz. Ama God of War bunu çok fazla yapıyor. Örneğin her kapı açarken hızlı hızlı yuvarlak tuşuna basmanız gerekmesi, her sandık açarken hızlı hızlı yuvarlak tuşuna basmanız gerekmesi ya da en kötüsü savaş ortası yaratık sersemliyor, üstünde yuvarlak işareti çıkıyor. Ondan sonra yanına gidip yuvarlağa basıyorsunuz hızlı hızlı. Kratos bunu ikiye falan bölüyor ama bu arada siz ölümsüzsünüz ve hani tuşa basmamanız için hiçbir neden yok. Hiçbir düşünmeniz yok, hiçbir planlamanız gereken bir şey yok. Yuvarlağı görünce ekranda yuvarlağa hızlı hızlı basıyorsunuz ve yaratık ikiye ayrılıyor. Hani bu sizi oyunda bundan sonra ne yapacağım, hangi hareket yapacağım, bunu nasıl ayarlayacağım diye düşünmeden alıyor. Tamam, bunu yaparken bana bir şey olmuyor zaten. Yuvarlak diye beyninizi kapatmanıza neden oluyor. Bu çok kötü bir şey değil. Bazılarının hoşuna gidiyor biliyorum. Fakat ben genel olarak quick time eventlerden nefret eden bir insanım. Örneğin God of War izleme yerlerinde bile ekranda bir tuş basıyor. Çarpıya bas diyor. Sen çarpıya basarsan Kratos böyle havalı hareketler yapıyor falan. Oyunda yapamayacağınız. Bunlara da ben karşıyım. Bana göre ekranda gördüğün tuşa basmak eğlenceli bir şey değil. Hani ama God of War bütün bunları yaptığı halde normal savaş sistemi, bossları, dünyası, işte görünüşü falan müthişti hala. Hala bu oyunlar arasında yer almayı hak ediyordu tabii ki. Fakat en son oyunu çıktıktan sonra ben en son oyunu denedim ve satın aldım. Ondan dolayı daha da koydu bana açıkçası. Bu tür oyunlar arasında değil bence artık. Hani yeni God of War kötü bir oyun değil, yanlış anlamayın. Gerçekten müthiş bir oyun. Fakat kötü bir oyun değil desem de oyun tür değiştirdi. Bana göre God of War serisi bundan sonra bu hızlı aksiyon türü oyunlardan değil. Bana göre eskiden God of War'u ben işte Devil May Cry'dır, Bayonetta'dır, ne bileyim o tip oyunlarda aksiyon oyunlarıyla karşılaştırırken şu anda artık God of War'u neyle karşılaştırırım biliyor musunuz? Uncharted, Tomb Raider falan gibi şeylerle karşılaştırırım. Çünkü artık aksiyon odaklı olmaktan çok size bir hikaye anlatmaya çalışan, koridorda gittiğiniz ve savaşın oyun hikayesi boyunca ikinci planda olduğu oyunlar bunlar. Yani God of War'da atıyorum botla giderken çocukla konuştuğunuz zaman, ondan sonra yolda yürürken yavaş yavaş bütün kontrolün, bütün kılıcının, salametinin, her şeyin elinizden alınıp yavaş yavaş yürümek zorunda kaldığınız zaman, bir daha sizi tırmandırırken ve bu tırmanma kısımlarını anlamıyorum çünkü çoğunlukla oyun aşağı düşmenize de izin vermiyor ve sadece yukarı çıkabiliyorsunuz, hiçbir şey size de vuramıyor, hani joystickle yukarı basın galiba. Ve onun dışında kamerayı bir de Kratos'un böyle omzuna montelediler. Uzağı göremiyorsunuz ve arkanızı da göremiyorsunuz. Sonra dediler ki bir dakika, bu bir aksiyon oyunu. Arkanı göremiyorsan arkana gelen yaratıklara ne yapacaksın ki dediler. Sonra iğrenç bir çözüm buldular. Kratos'un arkasında üçgen bir işaret var. O kırmızı olduğunda takla açarsanız oyundaki hiçbir şey size vuramaz. Normalde yaratıkların hareketlerini öğrenmeniz gerekiyor. Yani yaratık tam size vuracakken ne zaman vuracağını, nasıl vurduğunu öğrenip ona göre kaçınıyorsunuz yaratıklardan. God of War'da maalesef öyle değil. Eğer bir yaratığın ne yaptığını bilmiyorsanız arkanızı dönün, huninize bakın. Huniniz kırmızı olduysa hop takla açıyorsunuz ve iş tamam, bitti. Süper, oyunu çözdünüz. Hani şimdi bu God of War kötü bir oyun gibi anlatıyorum ama değil, gerçekten değil. Dediğim gibi sadece tür değiştirdi. Hani savaş sistemi de oldukça basitleştirildi ve DMC Devil May Cry'de, Devil May Cry'in o remake gibi olan kötü oyununda eleştirdiğim sadece tek bir silah çeşidiyle vurulan yaratıklar God of War'da da var. Aynısı, aynı şey mantık. Yaratıcılığınızı kısıtlıyor yani. Ve
Evet, açıkçası ben Devil May Cry 5'in böyle olacağından emindim. Neden emindim? Çünkü biliyorsunuz Devil May Cry'i Capcom yapıyor. Ve Capcom Monster Hunter World'u da yaptı. Biliyorsunuz Monster Hunter benim favori oyun serim ama sadece God of War'u kötülemek için yapmadım bu videoyu. Şimdi Monster Hunter'a geçiyoruz. Monster Hunter World da aynı şeyi yaptı. Monster Hunter World'de de yavaş yavaş handler'ı takip edip hiçbir şey yapamadığınız yerler var. İzleyip geçemediğiniz yerler dolu. Kontrolün sizden tamamen alındığı yerler dolu. Oyun ilerlemenizin tamamen durdurup git etrafta ayak izi ara diye oyunun zamanınızı harcadığı yerler dolu. Ve hani bu şirketin favori oyun serimi ve bunlarla hiçbir alakası olmayan oyun seriydi. Bunları zorunlu olarak doldurduğunu gördükten sonra ve izleme yerleri de geçilmiyor çoğunlukla Monster Hunter'da. Dedim ki Devil May Cry 5 çıkıyor. God of War bunu yaptı. Oldukça başarılı oldu oyun inceleme olarak. Daha bu adamlar yeni Monster Hunter World'da aynısını yaptı. Devil May Cry'da aynısını yapacaklar ve bu oyunu hiç sevmeyeceğim diye düşündüm ve emindim de gayet bu fikrimden bir süre. Ve hani yanıldığımı söylemeye hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Çünkü Devil May Cry 5'te kontrolün sizden alınıp yürüdüğünüz tek bir yer var oyun boyunca. Geçemediğiniz, bütün hareketlerinizi kullanamadığınız bir yer var. O da şurası. Evet. Sadece birkaç saniye ve bitiyor. Hiç olmasa daha iyi olurdu ama hani diğer oyunlarda gördüğüm şeylerden sonra bu gerçekten çok çok daha müthiş bir şey. Peki sen hikayeyi hiç dinlemiyorsun diye biz de mi dinlemiyoruz demek? Biz hikayeyi dinliyoruz. Oralarda hikaye anlatılıyor. Sen sanki hikaye anlatmak kötü bir şeymiş gibi söylüyorsun. Şimdi ben oyunlarda hikaye benim için ön planda değildir evet ama eğer hikaye benden bütün kontrol alınıp yanımda birisi konuşarak bana anlatılıyorsa bana daha çok şey gibi gelir oyunda hani. Oyunda ben hikayeyi yaşayan benmişim gibi hissederim. Kendimi karakter gibi hissetmeyi severim oyunda oynadığım. Fakat birisi böyle yanına alıp bana anlatınca sanki kendimi turist gibi hissediyorum. Hani oyunun dünyasında yaşamıyorum da turist gibi geziniyorum. Ha bak şurada şu var, bak şurada şu oldu, şurada şu oldu. Tamam bay bay deyip oyun beni bırakıyor gibi geliyor. Hani karaktere bürünemiyorum o şekilde hikayeyi öğrenince. Ama oyun hiçbir yerde hikayeyi anlatmasın. Fakat bana ilginç şeyler göstersin, ilginç detaylar göstersin. Ben arayıp kendim hikayeyi bulurum. Çok gizli, çok saklı veya çok şey olsa bile. Çünkü bende merak uyandırır bu. Ama her şey suratıma yumruk ata ata verilince yeter artık diyorsunuz. En azından benim için öyle yani. Bana göre hani oyun çok ilginç bir eğlence formatı. Çünkü aklınıza gelen her şeyi yapabiliyorsunuz. Ve hani hikayeyi yaşayan insandan giriş alabiliyorsunuz filmlerin falan aksine. O yüzden daha farklı yaklaşılması gerekiyor bana sorarsanız. Böyle bütün kontrolü elden alıp hikayeyi anlatmak çok tembel bir şey. Şimdi bütün bunları neden anlattım? Hikayeyi anlatırken böyle şeyler yapmayı ve mesela savaş ortasında yaratığın üstünde yuvarlak çıkıyor daha sonra onu tutup vuruyorsunuz hiçbir anlamı yok demeyi. Çünkü Devil May Cry 5 hikaye anlatımı da yapıyor gayet ilginç ve savaş ortasında yaratıkları tutma mekanizması da var Nero sağ olsun. Fakat bunları iyi yapıyor. Bunları düzgün yapmanın nasıl olduğunu size bir göstermek istiyorum. Kötü yapılmış versiyonunu söyleyeyim dedim ki aradaki farkı algılayabilelim. Ve bu kadar dakika sonra sonunda artık Devil May Cry 5'e geçebilirim. Peki oyunu yeniden başlatıp ismini yenileyip DMC Devil May Cry diye çıkarıp savaş sistemini bu kadar basitleştirdikten sonra şimdi yeni oyun çıkıyor. Öncelikle oyunun ismi Devil May Cry 5. Ben direkt 5 sayısını gördükten sonra dedim ki tamam bunda bir şeyler olabilir. Muhtemelen bir sürü izleme yeri olacak ama geçilemeyen yerler olacak, klasik yürüme yerleri olacak ama bu defa 4. oyunun devamı yapıyorlar. Bu defa diğer firmalar gibi baştan, her seferinde baştan başlayıp isim falan değiştirmiyorlar dedim ve haklıydım. Savaş sistemi sadece 4'teki gibi değil, çok çok daha iyi. Savaş sistemi o kadar gelişmiş, o kadar ilginç ki. Hani Devil May Cry 5'in savaş sistemini burada ne kadar övsem az çünkü bana sorarsanız Devil May Cry 5 sadece iyi bir savaş sistemine sahip değil. Şimdiye kadar oynadığım herhangi bir oyundaki en iyi savaş sistemine sahip.
Şimdi ben hani daha Devil May Cry 5'i incelemeye başlamadan önce bile eğer bu tür oyunlara ilginiz varsa oyun serisine destek olun derim size eğer hakkında düşünüyorsanız. Gerekirse Steam'den 4. oyunu alın, gerekince 5. oyuna bakın, gerekirse 3. oyuna bakın. Hepsi müthiş oyunlar. Çünkü şu anda bu tür oyun o kadar az ki. Bir düşünün hani hıphızlı, 3 boyutlu, biraz önce size kliplerini gösterdiğim gibi acayip derin bir savaş sistemi olan böyle hızlı şekilde oynanan ve oyunun odağı sadece oynanış olan bir oyun ne zaman çıktı? En son neyi hatırlıyorsunuz? Lütfen bir düşünün ya. Hani o kadar nadir çıkan bir oyun türü ki bu ki ben yakın zamanda bir daha hiç iyi bir şey çıkmamasını bekliyordum açıkçası. Çünkü kimse yapmıyordu ve Boyman daha fazla mutlu edemezdi yani. Şimdi bu tür oyunlardan şu anda aklıma gelenler ne var? İyi yapılmış olanlar. Çok nadir gerçekten. Bayonetta 2 müthiş. Ninja Gaiden Black daha doğrusu çok çok iyi. Metal Gear Rising Revengeance çok iyi. Devil May Cry oldukça iyi. Ve hani bunlar dışında hiçbir şey yok gerçekten. Hani bu tür oyunlara bakıyorum. Hangisi iyi, hangisi ilginç, hangisi gerçekten işini yapmış diye. Bu arkadaşlar dışında bir şey görmüyorum. Ve hani üzücü, gerçekten üzücü ki Ninja Gaiden artık oyun çıkarmıyor biliyorsunuz. Bayonetta 3 yolda fakat sık oyun çıkan bir şey değil. Metal Gear Rising zaten bu Revengeance çok beklenmedik bir oyunda. Spin-off bir oyunda. Asıl yapımcılar yapmadı. Platinum Games yaptı bunu. Ve Bayonetta'yı da Platinum Games yapıyor bu arada. Bir benzerlik görüyor musunuz bilmiyorum. Adamlar iyi savaş sistemi yapıyor. Ve hani bu birkaç oyun dışında bir şey yok ve bu serilerin çok büyük kısmında devamı gelmeyecek. Şu anda sadece Bayonetta ve Devil May Cry devam ediyor yani. Ve bu oyun türünün ölmesini görmek istemiyorum ben. Çünkü çok eğlenceli gelen bir şey bana gerçekten. Hani başka bir oyuncuya karşı değil, tek başına oynadığınız bir oyunda yüzlerce saat oynadığınız halde hala oyunda ustalaşmamanız ve hala kendinizi geliştiriyor olmanız. Bu derece derin bir savaş sistemi. Ve devamlı oynadıkça kendinizi geliştirme hissi, daha havalı olma hissi, çok ilginç şeyler yapma hissi. Ve kendiniz böyle şundan sonra şunu yapsam, bu hareketten sonra bunu yapsam, şu hareketten sonra şunu vursam falan diye planladığınızda, her şeyi yerine oturtturduğunuzda, denediğinizde, o komboyu aldığınızdaki o tatmin olma hissi falan beni çok mutlu eden şeyler yani. Ve umarım Devil May Cry'da, Bayonetta'da güçlü bir şekilde devam eder diyorum. Savaş sistemine daha detaylı konuşacağız videonun ilerleyen kısımlarında. Fakat zaten burada konuşurken size büyük ihtimalle bu güzel klipleri göstereceğim. Ve bu klipler benim değil. Tabii ki ben henüz bu kadar iyi oynamıyorum. Binlerce saat oynamış olmam lazım oyunu bu kadar iyi olmak için. Gösterdiğim kliplerin bir tane videodan aldım hepsini. Linki aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi. Devil May Cry 5 isminden de anlayacağınız gibi Devil May Cry 5. 5. oyun. Bu oyundan bana göre en çok keyif alabilmeniz için 3'ü ve 4'ü oynamanızı tavsiye ederim. Oynamak zorunda değilseniz, hani hikayeyi tamamen görmezden gelip, karakterleri tamamen görmezden gelip gayet müthiş eğlenebilirsiniz. Ama 3'te ve 4'te anlaşılmayan, tam emin olmadığınız veya ima edilip kesin söylenmeyen bir sürü şey söyleniyor bu oyunda. 3. oyuna, 4. oyuna, 1. oyuna, bütün oyunlarına bir sürü gönderme var, bir sürü karakterler var. Hatta sadece oyunlara değil, bunun galiba kitap serisi var, animesi var. Ben animesine hiç ilgim yok, hiç bakmadım ama onlara göndermeler var. Yani özellikle 3. ve 4. oyunu eğer oynadıysanız bu oyundan çok daha fazla keyif alacaksınız. O yüzden onları şiddetle öneriyorum fakat ilginiz yoksa yapmayabilirsiniz. Ve bu videoda ben birazcık oyunda neler olduğu ile ilgili konuşacağım ve ilerleyen dakikalarda daha oyunun sonlarına doğru olan yerleri göstereceğim. Ve bunları gösterirken spoiler vereceğim diye size söyleyeceğim. Heyecanlanmanıza gerek yok yani. Hikayenin başlangıcını size kısaca anlatayım. Çünkü bu zaten hani spoiler değil, oyunların başlarında anlatılıyor. Bu seride bütün hikayeler ve bütün oyunlar şeytanlarla ilgili ve şeytanları çok havalı bir şey olarak düşünmeyin. Şey gibi daha çok hani fantezi oyunlarında ne bileyim orklar olur, dwarflar olur, insanlar olur, bunlar farklı türlerdir. Bu oyunlarda onun gibi şeytanlar da farklı bir tür canlı diye düşünebilirsiniz. Fakat farklı dünyada yaşıyorlar. Onlar şeytan dünyasında yaşıyor, biz normal dünyada yaşıyoruz. Ve bu ikisi arasında tabii ki savaş da oluyor. Çok büyük bir savaşta şeytanlardan birisi olan Sparda kendi ırkına karşı gelip insanlara yardımcı olmuş. Ve Sparda sayesinde Şeytan Kral Mundus yenilmiş ve aradaki geçit kapatılmış. Ve bu olaydan sonra tabii ki Sparda'yı insanlığa kendi lideri olarak kabul etmiş ve çok uzun bir süre hüküm sürmüş Sparda. Bu Sparda savaştan sonra bu insan dünyası ve şeytan dünyası arasındaki geçidi kapatmış. Ve bunu özel bir kolye, kendi kanı ve bir insan rahibenin kanını kullanarak yapmış ve uzunca bir süre işler gayet yolunda gitmiş.
Fakat daha sonra Sparda bir nedenden dolayı ölüyor. Kim öldürdü veya niye ölüyor bilmiyoruz. Fakat ölmeden önce iki tane çocuğu oluyor. İkiz. Birisi Dante, birisi Virgil tabii ki. Bu geçidi kapatmak için kullandığı kolyenin iki yarısını ikisine de veriyor. İkiye bölüp kısacası. Ve hikaye zaten burada başlıyor. Karakterler buradan geliyor yani. Ve Sparda öldükten sonra Şeytan Kral Mundus'un hizmetkarları yeniden dünyaya gelmeye başlıyor. Bu öldü, hadi artık işimizi halledelim diye. Ve Dante ve Virgil'ın annesini öldürüyorlar bu süreçte. Fakat Dante de Virgil de sağ bir şekilde kurtuluyor. Bu noktadan sonra iki kardeş birbirinden ayrılıyor o saldırıda. Ve Dante kendine bir şirket gibi bir şey kuruyor. Kısacası şeytan avlama şirketi. Çünkü şeytanlar artık dünyada rastgele gezebiliyor ve avlanmaya ihtiyaçları var. Ve bu noktada henüz Dante'nin şirketinin bir ismi yok. Ve 3. oyunda tam olarak bu noktadan başlıyor. Dante Arkham denilen bir adam tarafından ziyaret ediliyor ve Dante'nin kardeşinin onu bir çeşit rekabete davet ettiğini söylüyor Arkham. Ve bu da 3. oyunun tam başlama noktası, yani hikayenin başlangıcı. Şimdi bundan sonraki hikayeyi de çok kısa bir şekilde özet geçeceğim, fakat eğer bundan sonrasını dinlemek istiyorsanız bundan sonrası oyunlarda spoiler olacak size eğer 1.'yi, 3. veya 4. oyun oynama planınız varsa. O yüzden eğer oynama planınız yoksa hikayeyi anlamış olursunuz. Oynama planınız varsa size şu anda gösterdiğim dakikaya geçiş yapabilirsiniz. Hangisini seçerseniz artık. Bundan sonrası hikayede spoiler vakti. Tamam? Tamam. Uyarıyı verdiğimize göre başlayalım artık. Bu Arkham'ın Dante'ye getirdiği teklif daha çok Virgil'ın bir meydan okumasıydı. Ve Dante tabii ki bunu kabul etti. Dante daha sonra kuleye tırmanırken ve tırmanırken bir sürü kişiyle savaşırken Lady isimli bir karakterle karşılaştı. Ve Lady de annesini öldüren adamdan intikam almak için buradaydı. Tabii ki o adam da Dante'yi ziyarete gelen Arkham'dı. Aynı zamanda Jester diye bir karakterle karşılaşıyorsunuz bu oyunda. Bu karakterin de sonradan Arkham olduğu açığa çıkıyor. Ve annesini öldürdüğü için Arkham'dan intikam almaya çalışan Lady de aslında Arkham'ın kızıymış. Ve bu noktadan sonra Arkham'ın planı açığa çıkıyor. Arkham, Sparda'nın geçidi kapatmak için kullandığı bütün eşyaları toplayıp geçidi yeniden açmayı ve Sparda'nın kılıcını elde etmeyi istiyor. Bu kılıcın ismi de Forsage. Ama kılıcı aldığı zaman kılıcı kullanacak güçte olmadığı açığa çıkıyor ve kılıcı kullanıp çok fazla güçlenmek yerine çok değişik, garip bir yaratığa dönüşüyor. Ve bu yaratığa da Dante ve Virgil son veriyor tabii ki. Dante ve Virgil bu yaratığa son verdikten sonra Arkham'ın işini tabii ki Lady bitiriyor ve intikamını almış oluyor. Ondan sonra Dante ve Virgil son bir kez savaşıyor bu kolyenin kimde kalacağına karar vermek için. Dante savaşı kazanıyor fakat Virgil kendini şeytan dünyasına atıyor kendi kolye parçasıyla beraber ve tamamen yok oluyor. Bütün bu olaylar bittikten sonra Dante geri şirketine geri dönüyor ve artık şirketine bir isim veriyor. Şirketinin ismi, doğru tahmin ettiniz, Devil May Cry. Daha sonra 1. oyuna geçiyoruz. 1. oyunda Dante yine şirketinde oturup rahatlarken Trish isimli bir karakter geliyor ve ona yeni bir iş teklif ediyor. Şeytan Kral Mundus'un canlanma planları var ve onu durdurmamız lazım diyor ve bir adaya gidiyorsunuz, bu olayların olduğu adaya. Şimdi bu adada bir sürü olay oluyor. Kısacası dövüştüğünüz bosslardan birisinin aslında Virgil olduğu açığa çıkıyor. Virgil şeytan dünyasına gittiğinde şeytan kralla savaşmış, yenilmiş ve artık onun komutası altına girmiş zorunlu olarak. Ve aynı zamanda size oyun başında bu olayları anlatan ve sizin bu adaya gelmenize neden olan Trish, şeytan kral tarafından görevlendirilmiş bir karakter ve size saldırıyor oyunun sonlarına doğru. Fakat siz Trish'i kurtarıyorsunuz ölmek üzereyken. Çünkü Trish'in tipi sizin annenize benziyor. Ve daha sonra Trish de bundan etkileniyor, o da sizi kurtarıyor. Böylelikle Trish ve Dante'nin birbirine bir dost ilişkisi oluyor. Zaten Şeytan Kral Dante Trish'in teklifini kabul etsin diye bilerek suratını annesine benzer yapmış. Hatta aynı yapmış neredeyse. Şimdi 5. oyundan önce Devil May Cry'da hiç Dante'nin veya Virgil'in annesinin tipini görmemiştik. Sadece Trish'in ona benzediğini biliyorduk. Fakat 5. oyunda annesinin tipini de gördük. O yüzden bu da doğrulanmış oldu kesinlikle. Bütün bu olaydan sonra 4. oyuna geçiyoruz. 4. oyunda daha dinsel bir kilise var fakat Sparda'ya tapıyor bu adamlar. Direkt insanlığı kurtaran şeytana tapıyorlar ve tapmaktan çok daha fazlasını yaptıkları açığa çıkıyor. 4. oyunun en başında Dante direkt bu
kilisenin başındaki olan arkadaşı Sanctus'u öldürüyor. Direkt en başından. Ondan sonra Dante tabii ki aranan bir suçlu gibi herkes tarafından avlanıyor. Fakat sonradan açığa çıkıyor ki bu Sparta'ya tapan kilise aslında özel bir ritüel yapıyor ve insanları şeytana dönüştürüyorlar. Çünkü taptıkları şey şeytan zaten. İnsanların da ona dönüşerek daha üstün olacağını düşünüyorlar. Ve hatta yaptıkları çalışmalar sonucu Sparta'nın dev gibi bir heykelini oluşturup insanlara hükmetme gibi bir planları var. Fakat bunu yapabilmek için Sparta'nın kanına ihtiyaçları var. Ve bunu yapmaya karar vermelerinin nedeni kiliselerinin bir parçası da tanıdıkları bir kişi Nero, yeni karakterimiz. Ve niyeyse Nero'da Sparta'nın kanı olduğu açığa çıkıyor bunların sonucu. Şimdi Sparta'nın sadece iki çocuğu olduğu biliniyor. Yani Nero'da niye Sparta'nın kanı var henüz belli değil. Fakat onu kullanarak Savior isimli bu dev Sparta heykelini canlandırıp planladıkları şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ve Dante de bunlara kısacası engel oluyor. Devil May Cry 5 hakkında konuşmadan önce ben size video olarak bazı yaratıkları, bossları ve oyunda biraz ilerleyince açılan silahları göstereceğim. Eğer hiçbir silah görmek istemiyorum, hiçbir boss'u görmek istemiyorum, her şeyi kendim tatmak istiyorum diyorsanız şu dakikaya geçebilirsiniz. Genel görüşlerimin özetini duymak istiyorsanız. Ama dediğim gibi hikayeden hiçbir spoiler yok. Hikaye hakkında konuşmadım bile Devil May Cry 5'te. Sadece silah ve yaratık gösteriyorum. Tamam. O zaman uyarıyı söyledim. Hangi dakikaya geçeceğinizi söyledim. Başlayalım. Şimdi bu bir seri incelemesi, tek başına oyun incelemesi değil ve dolayısıyla ben de hızlıca Devil May Cry 5'in üstünden geçeceğim. Çok detaylı anlatmayacağım. Ve bu üstünden geçişte en çok oyunun savaş sistemine odaklanacağım. Çünkü oyunun kendisi de savaş sistemine odaklanıyor. Eski oyunlarda nereye gitmenizi bulmaya çalışmanız gibi bir sorun varken veya bazen puzzle çözme gibi bir sorun varken Devil May Cry 5 sadece aksiyondan oluşuyor. Sadece yaratıkları vuracaksınız, bu sıkıcı olduğu anlamına gelmiyor. Oyun sadece çok çok fazla savaşa odaklanıyor ve savaş sistemi de iyi yani. Çok yanlış bir şey de yapmıyor. Şimdi savaş sistemini daha detaylı anlatmadan önce size şu God of War benzetmesiyle ilgili konuşmak istiyorum. Hani şu yaratıkları tutma olayı. Aynı olay Nero denilen karakterde de var ve bol bol kullanacaksanız. Kısacası yaratığı tutuyorsunuz ve geçilemeyen bir animasyonu izleyip hasar vuruyorsunuz. Bu ilk bakışta çok çok benzer God of War'dakine fakat bir bunun nasıl daha iyi yaptığı hakkında konuşalım istiyorsanız. Öncelikle bu hareketi yapmak için yaratığın üstünde yuvarlak işareti veya özel bir şey olmasına gerek yok. Bazı yaratıklar stun ince olur, bazı yaratıklar bir parçası giyin kırılınca tutulur ve bazı yaratıklar her zaman tutulabilir. Ve tutma animasyonu yerde veya havada kullanmanıza göre tabii ki değişir ve bunun hangisine kullanacağınıza kendiniz karar vermeniz lazım. Şimdi ne dediğinizi duyabiliyorum. Her zaman tutulabiliyorsa bazı yaratıklar durmadan tutarsın. Evet ama burada da diğer bir olay devreye giriyor. Yaratığı tutarken diğer oyunlardakinin aksine hasar alabiliyorsunuz. Yani güvende değilsiniz. Ve animasyonlar çoğunlukla uzun, yani nerede kullanacağınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında hangi yaratığı tuttuğunuz da önemli çünkü hepsinde animasyon farklı. Örneğin ben bir yaratıkta eğer havada tutarsam yaratığı yere fırlatıyorum. Bu altında daha fazla yaratık biriktiyse bu yaratıkları dağıtmaya veya sersemletmeye yarayabilir. Ama başka bir yaratıkta havada tutarsam yavaşça yere inerim ve 40 saat aşağıda geçemeden beklerim. Bu da benim ölümüm olabilir diğer yaratıklarda bana dalmaya çalışıyorken. Hangi yaratığa ne zaman ve nasıl tutacağınıza çok iyi karar vermeniz lazım. Yoksa öleceksiniz. Onun dışında eğer hemen atmak istemiyorsanız yaratıkları direkt havada tutup veya yerde tutup bu şekilde bekletebiliyorsunuz. Yaratığı sersemletin, ne yapıyorsanız yapın. Daha sonra diğer yaratıklarla ilgilenin. Mesela yaratıkları dağıtın. Ondan sonra bunu animasyonunuzu yapın daha güvenli şekilde yapmak için. Ve her zaman tutamadığınız yaratıkları örnek olarak mesela bu arkadaşın kalkanı var. Tabii ki o kadar kolay tutmanıza izin vermeyecek. Ve bunun dışında yaratıkları tutarken çok daha fazla kontrol sizde düşündüğünüzden. Yaratıkları tutarken Devil Trigger'ınızı açabiliyorsunuz, merminizi şarj edebiliyorsunuz. Bakın şu an ikisini de yapıyorum. Ve bunun dışında bu sadece animasyon değil. Mesela bu yaratığı tutarken kafasına silah dayıyorum ya. Eğer silahla ateş etme tuşuna basarsam ekstra ateş edeceğim. Normal tutarsam bir kere ateş ediyor mesela karakter ve eğer ben birkaç kere basarsam ekstra ateş edebiliyorum. Yani dediğim gibi God of War ve Bayonetta'daki yaratığı tutup hasar vurma sistemine çok benzer bir sistem fakat iyi yapılmış hali. Gerçekten çok iyi yapılmış hali bana sorarsanız ve bu hareketleri yaparken bana üçgene bas, kareye bas demiyor fark ettiyseniz. Hiçbir şeye basmama gerek yok. Çünkü çoğunlukla bu hareketleri yaparken etrafınıza bakıyor oluyorsunuz. Bundan sonra hangi yaratığa geçeyim, hangi yaratığı şey yapayım, şu an bunu atsam hangi yaratık bana sorun olabilir, şunu geri atayım da bunu tutayım falan gibi. Şimdi oyundaki bütün karakterlerde tek tek size eğitim vermeyeceğim. Çünkü bu öyle detaylı bir inceleme değil. Genel olarak bütün seriye bakış, ne kadar Devil May Cry 5 üstünde yoğunlaşmaya çalışsam da.
O yüzden daha temel şeyleri göstereyim. Her karakterin bir Devil Trigger'ı var. Hepsi farklı şeyler yapar biraz. Mesela Nero'nunki hem yaratığı havaya atmanın böyle combo ortasında iyi bir yolu. Kombonuzu bozup animasyonunu. Hem de sizin canınızı yeniliyor. Ve aynı zamanda yaratıkları tutma animasyonunuzu daha iyi yapıyor. Onun dışında Nero'nun bir sürü farklı kolu da var. Bu robot kol gördüğünüz gibi. Mesela şu an bendeki şöyle bir patlama yapabiliyor. Veya iyice büyük hasar vurmak istiyorsam yuvarlağa basılı tutabilirim. Ve yaratığın üstüne bomba bırakıyorum bu şekilde. Toplamda 3 tane bırakılabiliyor. Ve hepsi patlayınca oldukça fazla hasar vuruyorlar. Hani bir sürü farklı çeşit kolu var. Sizin için onları hiç mahvetmek istemiyorum. Kendiniz oynayıp keşfedin hangisinin ne yaptığını. Bu oyun başında verilen ilk kol. O yüzden sadece bunu taktım. Büyük patlama, değil mi? Evet. Onun dışında Nero kılıcını ısıtabiliyor ve kılıcı ısınınca direkt animasyonları değişiyor. Mesela kılıç ısınmışken böyle vuruyorum. Isınmamışken böyle vuruyorum. Ve bir vuruşunuzdan hemen sonra ısıtma tuşuna basarsanız kılıcınızı ısıtabiliyorsunuz. Bu zamanlaması kötü olan bir vuruştu. Bu daha iyi olan bir vuruş. Bir tane ısıttı. Ve bu kusursuz bir vuruştu. Üçünü de ısıttı. Bu bir vuruşta üçünü de ısıtma işini denk getirmesi inanılmaz zor. Bayağı zor zamanlaması var. Fakat bunu her vuruşunuzda yapabiliyorsunuz. Bütün vuruşlarınızda. Eğer bunda ustalaşırsanız inanılmaz fazla hasar vurursunuz. Ve karakterinizi geliştirirken ilk oyuna başladığınızda ilk açmanız gereken özellik de bu. Yoksa çok az hasar vuruyorsunuz. Ben o hatayı yaptım örneğin. Şimdi karakterlerden V'ye gelirsek, V çok daha enteresan bir karakter. Çünkü yanınızda böyle yaratık canlandırarak, onlara saldırarak oynuyorsunuz. Ve Devil Trigger'da kendinizi bir şeye dönüştürmek değil, dev gibi, Nightmare adında bir golem gibi bir şey canlandırmak. Şimdi V'yi bana sorarsanız bu kadar ilginç yapan şey şu. Diğer karakterlerden çok farklı oynanıyor ve hani taunt atarken, yaratıklarla dalga geçerken bu etrafınızdaki hayvanları kontrol edebiliyorsunuz ki tauntları muhteşem. Böyle müzik çalıyor, ne bileyim keman çalıyor, dans ediyor falan karakter. Sanki böyle bir süper zekasınız da böyle her şey sizin planınıza uygun gidiyorken olayların olmasını izliyorsunuz böyle mutlu bir şekilde. Hani o hissi veriyor ve o şekilde oynaması çok eğlenceli gerçekten. Ve Dante tabii ki her zamanki hiperaktif ve süper güçlü halinde. Bir sürü kullanacağınız silah var, bir sürü kullanacağınız tabanca var. Stil değiştirebiliyorsunuz, Trickster'da adamın yanına ışınlanıyorsunuz. Royal Guard'da hızlı karşı saldırı ve savunma veriyor size. Swordmaster'da bir sürü kombonuz var, jump cancel'larınız var falan filan. Gerçek oynaması inanılmaz müthiş ve dediğim gibi bu benim karakter oynama eğitim videom değil. O yüzden detaylara girmiyorum. Anlayacağınız şey çok fazla seçeneğiniz var. Ve jump cancel dediğimiz şey bu. Şu anda tam yaratığa değerken zıplamamı iptal edip bir daha vurmaya başlıyorum. Ve bunu istediğim kadar yapabilirim. Doğru zamanlamayla zıpladığım süre boyunca. İstediğiniz kadar oluyor. Şimdi eğer ben bunu boşlukta yaparsam böyle direkt karakterin boşluğa doğru yuvarlandığını göreceksiniz duramadan. Bu bütün karakterlerde var. Jump cancel'ı öğrenmeniz şart. Kısacası yaratığın üstünden zıplarsanız bütün animasyonlarınızı iptal edebilirsiniz ve zıplamanızı yenilersiniz. Mesela örneğin havada ben bir kere zıplayabiliyorum ama... Bir kere zıpladım, yaratığın kafasından sektim, bir kere daha zıpladım. Ve bunu istediğim kadar tekrarlayabilirim. Hop bir kere, hop iki kere, hop. Üç kere, hop. Dört kere, geriye fırladım, yanına ışınlandım. Hop, hop, geriye fırladım, yanına ışınlandım. Hop, hop, geri, yaratığın yanına ışınlandık. Hop. Anlatabildim mi? Yani bu şekilde hiç yere inmemeye alışmanız lazım oyunu oynarken. Çünkü eğer zorda oynama gibi bir planınız varsa yaratıklar size tek atacak, yok edecekler sizi. Ve eğer ayağınız yere değiyorsa çoğunlukla ölüyorsunuz o zorlukta. O yüzden oyunu havada oynamaya alışmanız gerekiyor. Ve tabii ki en iyi combo yok. Kesinlikle öğrenmeniz gereken şey yok. Her şeyin animasyonunu iptal edebildiğiniz için hayal gücünüzü kullanın lütfen. Hani farklı şeyler üretin, farklı kombolar yapın. Ve yaratıcı olun. Ve hani her yaratık çeşidine göre farklı şeyler yapmanız gerekebilir. Farklı hareketler kullanmanız gerekebilir. Hani oyunun en baştan bütün hareketlerinizi açmamanızı ve bütün hareketleri tek tek yavaş yavaş açmanız başta kötü gibi gelebilir. Hani bütün hareketleri açmak yıllar sürecek diye. Ama oyunda en baştan o kadar fazla hareket olursa gerçekten zor alıştırdınız. Bence onu engellemek için iyi bir şey bir bakıma.
Şimdi Devil May Cry'da her zaman stil önemli demiştim. Hani ne kadar havalı göründüğünüz ve bu oyunda onlardan farklı değil tabii ki. Bu oyunda onu daha da derin yapan bir şey var. Dante'de Sin Trigger denilen bir şey var ve eğer kombonuz SSS olduysa, yani en yüksek stile ulaştıysanız, bunun için hiç hasar almamanız ve çok iyi combo yapmanız gerekiyor. Yani mesela en çok hasar vuran silahınızı değil, devamlı silah değiştirip kullanıyorsunuz çünkü stilinizi artırmaya çalışıyorsunuz. Devamlı mesela yaratığa taunt atıyorsunuz combo ortasında çünkü stilinizi artırmaya çalışıyorsunuz. Çünkü stil SSS olunca direkt combo ortasında bu Sin Trigger'ı aktifleştirip birkaç tane vurup geri normal halinize dönebiliyorsunuz ve bu sizin hiçbir şeyinizi harcamıyor. Normalde Sin Trigger'a girerken uzun bir animasyon beklersiniz ve bir daha asla çıkamazsınız ve bu sizin bütün barınızı harcar ki doldurması çok çok zor bir şeydir. Fakat eğer kombonuzu SSS yaptıysanız bu arkadaşa istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz ve kapatabiliyorsunuz. Her zaman, devamlı, hiç bekleme süresi olmadan ve bir şey harcamadan. Yani günün sonunda en çok hasar vuran şeyi değil, en havalı görünen şeyi yapmak size ekstra hasar vermiş oluyor. Ve bu da bence bu oyuna çok uygun bir şey. Bu Sin Trigger bu oyunda yeni eklenen bir şey, önceden yoktu ve hani bence eklenmiş en iyi şeylerden biri. Ve hani savaş sistemi en basit şekliyle böyle. Onun dışında örneğin Dante'de kılıçlar çıkarabiliyorsunuz ekstra, birazcık Devil Trigger harcayarak veya Devil Trigger açarak. Bu size ekstra jump veriyor veya ekstra havada fırlama veriyor. Eğer yeterince havada duramıyorsanız yani. Geriye fırlayabilirim, ileri fırlayabilirim, yaratığın yanına ışınlanabilirim, zıplayıp bir daha ışınlanabilirim. Oyunda bir sürü zorluk var ve eğer oyunu tam anlamıyla tamamen bitirmek istiyorsanız bu zorlukların hepsini bitirmeniz gerekecek. İlk oyuna başladığınızda sadece Human ve Devil Hunter açıktır. Ondan sonra Devil Hunter'da oyunu bitirince Son of Sparta açılacak. Son of Sparta'da oyunu bitirince Dante Must Die açılacak. Dante Must Die'da oyunu bitirince Heaven or Hell açılacak. Ve Heaven or Hell'da oyunu bitirince de Hell and Hell açılacak. Sizin için. Oyunu 5 kere bitirmek, hatta daha fazla bitirmek çok abartı değil mi? Çok değil. Çünkü dediğim gibi savaş sisteminde ustalaşmak çok uzun sürüyor. Gerçekten çok çok uzun sürüyor ve zaten oyun defalarca oynadığınızda size biraz çeşitlilik sunuyor. Bazı bölümler ikiye ayrılıyor, iki farklı yoldan bitirebiliyorsunuz. Bazı bölümlerde birden fazla karakter kullanabiliyorsunuz ve seçtiğiniz karaktere göre bölüm tamamen değişiyor. Yani birden fazla bitirmeye kesinlikle değer. Eğer oyun içinde ölürseniz oyun içi para veya altın ork kullanarak canlanabiliyorsunuz. Şimdi buna çok fazla laf edenler vardı fakat Devil May Cry'da her zaman canlanma seçeneği vardı daha önce de ve eskiden şey de vardı, oyunu durdurup iksir kullanabiliyordunuz canınızı doldurmak için. Onu çıkardılar, onun yerine oyun içi kazandığınız parayla yeniden doyuyorsunuz. Bence bu daha iyi bir sistem çünkü oyunu durdurup iksir kullanmak savaşın akışını bozuyordu. Bunda artık öyle bir şey yok. İnsanlar oyun içi parayla canlanmayı çok hoş görmüyor fakat bence daha iyi bir sistem oyun ortası iksir kullanmaktan. Onun dışında farklı şeyler olarak bölümlerde Secret Mission'lara rastlayacaksınız. Bunlar sizin farklı şeyler yapmanızı isteyen arkadaşlar ve bunlar maksimum canınızı artıracak şeyleri, parçaları verecek görevlerden birisi. Bunların hepsini farklı bölümlerde bulacaksınız ve hepsi farklı bir şey yapmanızı istiyor. Hepsini bitirmeniz lazım canınızı maksimuma çıkarmak istiyorsanız. Onun dışında can ve Devil Trigger'ınızı maksimuma çıkarmak için bölüm içerisinde gizli yerlerde de bir şeyler bulacaksınız. Bazıları gerçekten çok çok gizli. Kolay kolay herkesin bulabileceğini sanmıyorum. O yüzden benim yaptığım gibi oyunu birkaç kere bitirin. Eğer bulamadıklarınız varsa da geri kalanına internetten bakın. Çünkü bazıları gerçekten çok absürt yerde yani. Bütün bunlar dışında da son olarak Bloody Palace var. Bloody Palace kısacası kendinize bir karakter seçiyorsunuz ve daha sonra bu karakterle kat kat ilerliyorsunuz. Her katta farklı yaratıklar var. Yaratıkların zorluğu farklı. Ve en alt katta da direkt en son boss var. Bu mod niye önemli? Çünkü hikayede her bossla her karakter olarak dövüşemiyorsunuz. Belli bölümler belli karakterler olarak oynanabiliyor. Fakat Bloody Palace'da her bossla her karakter olarak dövüşebiliyorsunuz. Ve bitirince de ödülleriniz var. Şimdi oyunda bazı geliştirmeler çok fazla para istiyor. Çok absürt para istiyor. Mesela tanıtlardan birisi 3 milyon para istiyor. Ve eğer para biriktirmek istiyorsanız yeriniz burası. Ne kadar iyi oynuyorsanız o kadar fazla para birikir. Çok iyi oynuyorsanız çok kısa sürede bitirirsiniz. Bütün geliştirmeleri karakterlerde. Yani yeterince para kazanamıyorsanız oyunda sadece iyi oynayın. Ben şimdiye kadar sadece tek bir karakterimle bitirdim Bloody Palace'ı. Tabii ki Dante o da. Ve Bloody Palace'ı bitirmek kolay bir şey değil, o kadarını söyleyeyim. Oyunu çok iyi anlayıp öğrenmiş olmanız ve çok iyi oynuyor olmanız gerekiyor. Şimdi Bloody Palace'da oyunun zorluğu da gitgide değişiyor. Normal oyunda hani zorluklar vardı ya.
Son of Sparta, Heaven on Hell falan diye. Burada siz katlarda ilerledikçe kendi kendine değişiyor zorluk. Ve ilerleyen zorluklarda yaratıklar da Devil Trigger açabiliyor. Hani bizi güçlendiren geliştirme var ya. Yaratıklar bunu açınca yaratıklar geriye itilemiyor. Çok daha fazla vuruyorlar. Yani geriye daha zor itiliyor, itilemiyor demeyeyim de. Ve aynı zamanda zorluk artınca yaratıkların saldırı hızı da artıyor. Yani ve yeni hareketler de kazanıyor bazıları. Kısacası diğer basit oyunlarda olduğu gibi sadece daha fazla vuruyorlar ve canları daha fazla, daha zor ölüyorlar değil. Yeni hareketler kazanıyorlar, bosslar da. Bütün yaratıklar daha zorlaştıkça oyun yeni hareketler kazanıyor, daha hızlı vuruyorlar, daha güçlü vuruyorlar. Ve aynı zamanda dediğim gibi onların da Devil Trigger oluyor. Yani zorluk sadece can artışı ve hasar artışı değil yaratıklar için. Çok daha fazlası, o yüzden zaten oyun bu kadar zor. Özellikle Dante Mas Dai zorluğunda çok fazla öleceksiniz ve çok fazla zorlanacaksınız. Hani Bloody Palace'a falan zor dedim ve gerçekten zor evet, ama bu Dante Mas Dai zorluğuna kıyasla hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Bunda bol bol öleceksiniz. Şimdi Dante Mas Dai'dan sonra iki tane daha zorluk var. Heaven or Hell ve Hell and Hell var. Bunlar ne diyeceksiniz? Heaven or Hell tamamen bir şaka modu gibi bir şey. Her şey bir vuruşta ölüyor. Hem siz hem yaratıklar. Oyundaki bütün bossları tek bir tabancayla öldürebiliyorsunuz. Ve çok komik şeyler yapılabiliyor böyle. Hani oyunun son bossu, havalı bir boss böyle. Virgil havalı bir konuşma yaparak size doğru yürüyor. Sonra siz silah çekip kafasından vuruyorsunuz, ölüyor. Bilmem, bana çok komik geliyor. Hell and Hell, siz tek vuruşta ölüyorsunuz fakat yaratıkların normal canı var. Şimdi bu size Dante Mastai'dan daha zor geliyor olabilir. Çünkü oha, ben tek vuruşta ölüyorum, yaratıkların bir sürü canı var, öyle iş mi olur diyorsunuz. Fakat bence Dante Mastai günün sonunda daha zor oluyor. Oynarsanız siz de bana fikrinizi söylersiniz. Bana öyle geliyor ama. Devil May Cry sadece oynanışa önem veren bir oyun. Ve oynanışı çok çok ön planda tutan bir oyun. O yüzden benim bir videoda inceleyerek çok fazla size gösterebileceğim veya detaylı anlatabileceğim bir şey yok. Çünkü adı üstünde. Oyunun oynanışı iyi ve şu anda oyunu oynamıyorsunuz. Bunu size kanıtlamam veya güzelce anlatmam mümkün değil. Fakat ben en azından sizi oyunun ilginç bir savaş sistemi olduğuna ikna edebildiğimi düşünüyorum. Umuyorum. Ve lütfen Devil May Cry 5 olmasa da 4'e 3'e veya eliniz değebilirse Bayonetta'ya bir ara göz atın. Belki hoşunuza gider. Eğer oyunları almayı düşünüyorsanız Devil May Cry 3 bilgisayar versiyonu çok çok kötü. Gerçekten Steam'den Devil May Cry 3'ü alırsanız bayağı bir sorun yaşayacaksınız. Bug dolu ve düzgün çalışmıyor ne yazık ki bilgisayar versiyonu. Yani ya internetten bunu düzelten modlar varmış, onları yükleyebilirsiniz. Ya da emülatörden oynayabilirsiniz. Ya da daha iyi konsoldan oynama imkanınız varsa 3'ü konsoldan oynayabilirsiniz. 4 ve 5 gayet iyi çalışıyor fakat 5'in fiyatı oldukça sulu. Fakat hani bu oyun fiyatının çok çok yüksek olmasında da yapımcıları suçlamamızın bir mantığı yok. Çünkü o daha çok bizim ülkemizin para birimiyle alakalı, yoksa çıkan her oyunla aynı fiyata çıkıyor. Ve bu arada şunu da söyleyeyim, oyun içinde bu kazanılan parayı direkt para yatırarak da satın alabiliyorsunuz. Bazıları buna iğrenç telefon oyunu falan diyecek ama şahsen ben oyunun yeni hareket açmada çok cimri olduğunu sanmıyorum. Ben hani çok müthiş hızda yeni hareket açıp duruyordum oyunu oynadıkça. Tabii eğer ben oyunda kötüyseniz siz başladığınızda çok daha yavaş hareket edeceksiniz. Ben sonuçta 3'ü 4'ü oynadım. Oyunda biraz bilgim vardı. Normal yeni başlayan bir oyuncudan daha bilgili ve daha iyi oynadığım için çabuk hareket açtım. Biraz daha yavaş açacaksınız. Fakat yine de bana göre kesinlikle para yatırmaya değecek veya para yatırmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Gerçekten ben her şeyi bedava oynadım. Ve hiç oyuna eğer para yatırılmıyor dese bile hissetmezdim. Hissedilecek bir şey yok. Çok ciddiyim bunda. Hala sonuçta oyun içi parayla canlanabiliyor. Yani oyuna para yatırıp devamlı canlanabilir misiniz bosslarda? Evet, canlanabilirsiniz ama zaten tek başınıza oynadığınız bir oyun bu yani. Canlanabiliyorsunuz diye kullanmanız gerekmiyor. Canlanmayın. Öldüyseniz öldünüz, bir daha deneyin. Normalde oyunlar öyle oynanıyor değil mi? Eğer çok gıcık oluyorsanız. Ki illa canlanmak istiyorum derseniz bile oyun size o kadar çok canlanma hakkı veriyor ki. Bakın ben Dante Mas Dai zorluğunda V ile oynadığım bölümlerde defalarca öldüm. Durmadan ölüyordum. Ve durmadan da canlanma kullanıyordum. Çünkü V'yi o zorlukta oynayamıyorum ben direkt. Karakter mi güçsüz, ben mi beceremiyorum bilmiyorum. V ile olmuyor. Ve hala 20 tane canlanmam var. Yani oyun bol bol veriyor. Çok bol veriyor ki oyunun verdiklerini bitirip hala canlanmaya çalışıyorsanız oyunda ilerlemeyin. Biraz daha iyi oynamayı öğrenin derim. Çünkü o kadar absürt miktarda canlanma harcamayın zaten başta. Yani oyuna para yatırarak canlanabiliyor musunuz? Evet. Gerek var mı? Hayır. Fakat yine oyunu birazcık daha eksi yöne iten bir şey bu. Gerek olmasa da adamlar onu oraya koymuş. Yine de bakınca iğrenç görünüyor ya. Yani.
Yani şimdi günün sonunda bütün bu incelemeyi sadece Devil May Cry 5 üzerine yoğunlaştırabilirdim ve en ufak detayına kadar bölümleri, bossları, müzikleri, bu arada oyunun müzikleri mükemmel, onun hakkında fazla bir şey konuşmadım ama metal müzik sevmiyorsanız çok hoşunuza gitmeyebilir fakat onun dışında gerçekten harika. Hani demeye çalıştığım şey bütün bu videoyu sadece Devil May Cry 5'e ayırabilirdim fakat öyle bir şey yapmadım çünkü oyun sadece oynanıştan oluşuyor sayılır her şeyi neredeyse ve benim oyunun oynanışını anlatarak size göstermem mümkün değil, denemeniz lazım her şeyden çok. O yüzden onun yerine serinin tamamına bir bakış tarzı bir şey hazırlamaya çalıştım. Umarım bugün sizi eğlendirebilmişimdir ve bu videoyu hazırlamak düşündüğümden çok çok daha uzun sürdü. O yüzden eğer hoşunuza gittiyse ve benzeri şey içerik bekliyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı falan filan unutmayın. Ve hoşunuza gitmediyse de istediğinizi yapın, dislike falan atın. Bana nefret dolu mailler falan atın. Sizin hayal gücünüze bırakıyorum onu da, Devil May Cry'daki kombolar gibi. Ve eğer bana ulaşmak isterseniz en kolay yolu Twitter. Twitter linkini de aşağı kısma yazıyorum, videonun açıklama kısmına. Twitter'dan beni etiketleyerek bir mesaj yazarsanız muhtemelen cevap veririm en geç bir gün içerisinde. Bu arada ileride yayın da yapacağım. Ben şu anda Devil May Cry %100 yapmaya çalışıyorum. Yani oyundaki her şeyi yapmak. Bu bütün zorluklardaki bütün görevleri S rankta bitirmek de demek oluyor. Onu denerken göreceksiniz beni yayınlarda, eğer yayınlara bakıyorsanız ve oyun ilginizi çektiyse. Ve evet, bugün bana katıldığınız için tekrar teşekkürler ve bir sonraki oyun dozunda görüşmek üzere. Umarım bu defa birkaç ay almayacak. Bay bay. What you like? Is this? Thought you like it.